PHP Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ulus. Temel PHP eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle PHP'de en çok kullanılan ve en çok karıştırılan yapılardan birisi olan nesne tabanlı programlamaya yani Object Oriented Programming yapısına giriş yapacağız. PHP'de nesne tabanlı programlama nasıl kullanılır ve bu yapı nasıl sağlanır? Bunlarla ilgili detayları sizlere anlatmaya çalışacağım. Uzun bir konu ve önemli bir konu olduğu için birkaç derse bölmeyi düşünüyorum. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen uygulamamıza geçelim. Öncelikle bir sayfamıza PHP taktığımızı açalım arkadaşlar. Örnek bir fonksiyon oluşturuyorum. Fonksiyon oluşturmayı daha önceki derslerimizde anlatmıştım. Dileyen arkadaşlar bir önceki dersten fonksiyon oluşturmayı ve fonksiyon yapılarını takip edebilirler. Function diyerek bir isim veriyoruz bildiğiniz üzere fonksiyonumuzun ismine ve diyelim ki fonksiyonumuzun ismi topla olsun. Ardından bu fonksiyonumuz içerisinde iki ayrı değer olacak. Dolar A virgül dolar B bu iki değişkeni de birbiriyle toplayarak sonucu geriye döndürmesini istediğimi söylüyorum. Dolayısıyla hemen return dedim bakın geriye sonuç döndürmesi için dolar A artı dolar B şeklinde yazarak toplam sonucu bu şekilde geriye döndürmesini istedim. Kolay bir program olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunun aynı aynısını kopyaladım bakın. Hemen aşağı indim. Buraya yapıştırdım. Buraya da çıkart şeklinde yazıyorum. Çıkartma işleminin yapılması için artı yerine eksi ekleyerek bu şekilde ikinci bir fonksiyon tanımladım. Bu her iki fonksiyonu da hemen aşağıda çağırarak kullanalım isterseniz. Eko diyerek ekrana yazdırmak isterim arkadaşlar. Ve dedim ki topla isimli ilgili fonksiyonumu çağırıyorum. Ve diyorum ki 10 ile 15 numaralı rakamların toplamının sonucunu ekrana yazdırmasını istedim. Hemen Eko ile bir BR atalım. Bir alt satıra geçsin. Ve diyelim ki tekrar Eko ile bu sefer çıkart isimli fonksiyonumu çağırarak bu sefer 100'den 25 numaralarını çıkarılmasını istediğimi belirttim ve bu şekilde kaydettim. Dolayısıyla ekrana toplama ve çıkartma işlemlerinin yapılması gerekiyor. İlgili fonksiyonlara giderek sonucu bize return ile geri döndürmüş olacak. Hemen bakalım sayfamı yeniledim. Şöyle biraz daha büyüteyim. 25 ve 75 olarak sonucun başarılı bir şekilde bulunmuş oldu. Şimdi... Object Oriented Programming yani nesne tabanlı programlama nedir arkadaşlar? Object Oriented Programming arkadaşlar aslında en çok karıştırılan yapılar. Bunların özellikleri neler? Şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi hiç karışıklığa lüzum vermeden şöyle bir şey yapacağız. Şimdi biz iki ayrı fonksiyon tanımladık. Birincisi topla, ikincisi çıkart isimli iki ayrı fonksiyonumuz var. Birisi çıkartma işlemi, birisi de toplama işlemi yapıyor. Object oriented dediğimiz işlem aslında sınıflar arasındaki düzenleme yani sınıflarla ilgili işlem yapmaktır. Yani şöyle düşünün. Şimdi biz bir fonksiyonu oluştururken fonksiyonun görevi nedir? vermiş olduğumuz işlemlere göre bize sonucu yazdırıp sonucu işletip o sonucu geriye döndürerek onu işletmek. Aslında fonksiyonların görevi bu. Ben buradaki çıkart isimli fonksiyonu şurada tanımladığım gibi alt tarafta farklı numaralar içerisinde de bunu deneyebilirim ve bu fonksiyon o şekilde çalışabilir. Yani bir defa değil birden fazla kez aynı fonksiyonu çağırabilirim. Sadece arasında işleteceği kısım buradaki tanımladığımız kodlardır. Buradaki tanımlı olan fonksiyonları bir sınıf haline getirerek toplu olarak işlem yapmamıza olanak sağlıyor. Aslında oluşturmuş olduğumuz object oriented mantığı şu anlamda. Şimdi bizim iki ayrı fonksiyonumuz var. Bu iki ayrı fonksiyon haricinde daha fazla fonksiyonumuz da olabilirdi. Dolayısıyla bu fonksiyonları birbirleri arasında toplu halde gruplayabilmek için kullanılan yapıya sınıf yapısı yani object oriented programming yapısı diyoruz biz. Biz nasıl fonksiyon içerisindeki bilgileri nesnel halde yani kodları bir grup haline getirebiliyorsak, fonksiyon haline bir grup haline getirebiliyorsak, aslında bu fonksiyonları da bir grup haline getirdiğimizi varsayalım. İşte bu grup haline nesne tabanlı programlama deniyor kısacası. Hemen bir bakalım. Şimdi bu nasıl tanımlanıyor? Arkadaşlar şuradaki fonksiyonlarımız birbirinden bağımsız. Şimdi bunları grup haline getirmek için yukarı kısma geldim ve classes diyorum. Yani sınıf haline dönüştürmesini istedim bu yapımın ve bir isim veriyorum. Bu isim de işlemler isimli bir isim olsun ve süslü parantezimi açarak bakın. Hemen buraya geldim. Süslü parantezimi açıyorum. Ve hemen alt kısımda bu süslü parantezimi kapatıyorum. Dolayısıyla yapmış oldum? Artık buradaki fonksiyonlarım, oluşturduğum tüm fonksiyonlarım bir sınıf içerisine gelmiş oldu. Bu şekilde tanımlıyoruz arkadaşlar. Aslında kullanımları oldukça kolay ve basit yapılar. Şimdi bu sınıf içerisindeki verilerimiz bizim ne işimize yarıyor? Nasıl kullanıyoruz? Bunlarla ilgili daha detaylı bilgileri, özellikle veri tabanı ile ilgili bilgileri daha sonraki derslerde aktarıyor olacağım. Şimdi kafanızın karışmaması adına daha basit bir şekilde anlatıyorum sizlere. Şimdi bu şekilde kaydettim. Bildiğiniz üzere fonksiyonu oluşturduğumuzda alt tarafa geldiğimizde direkt topla olarak ilgili fonksiyonumuzun ismini tanımlayarak topla isimli fonksiyonu çağırabiliyorduk. Buraya geldim bakın şimdi echo dedim ve buraya numaraları yazacağım bu sefer. Diyelim ki 50 ile 50 numaraların toplanmasını istedim. Bu sayıların toplanmasını istedim. Sayfamı yeniledim bir hatalık gördüğünüz üzere ve bu hatada diyor ki 23. satırda diyor toplu isimli fonksiyonu tanımlayamıyorum. Bununla ilgili bir sorun yaşıyorum diyor programımız. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar sınıf içerisindeki bir fonksiyona direkt bu şekilde erişim yapamıyoruz. Böyle bir işlemi yapabilmemiz için önce ilgili sınıfı türetmemiz. Yani öncelikle ilgili sınıfı tanımlamamız lazım. Yani bizim dememiz lazım ki işlemler içerisindeki topla isimli fonksiyona eriş lazım. Yani önce sınıfımızın ismini sonra bu sınıfa bağlı olan fonksiyonumuzun ismini çağırmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar şuraya geldim ve diyorum ki dolar burada tanımladığınız değişkenler arkadaşlar eğer sınıf tanımlıyorsanız yani buradaki sınıfı çağırmak istiyorsanız sınıf ismiyle aynı olmasını tercih ediyorum. Çünkü böylece erişim yapılması daha kolay olur. Örnek veriyorum siz buraya abc isminde bir sınıf ismi tanımladığınızda ve eşit dedikten sonra değişken olarak bu şekilde isim verdiniz ve nil diyerek bakın nil diyerek işlemler şeklinde ilgili sınıfı çağırdığımızda artık burada tanımlı olan yukarıda tanımlı olan bu sınıfımın tümü buradaki fonksiyonların yazılan tüm bilgilerin tümü aslında abc isimli değişkene aktarılmış oluyor. İşte nesne tabanlı yapısında da artık Tüm işlerimiz burada erişeceğimiz tüm toplama, çıkartma veya diğer fonksiyonlarımıza buradaki tanımladığımız değişken üzerinden ulaşıyor olacak arkadaşlar. Aslında yapı bu şekilde. Ben ABC olarak tanımladım ancak. Dediğim gibi sınıf işlemlerinde çok fazla sınıf kullanıyorsanız işlemleri karıştırmamak adına genelde ben şu şekilde yapıyorum mesela klasız yani sınıfımızın ismi işlemler olduğu için buradaki değişkenimin ismine de işlemler vermeyi tercih ediyorum daha anlaşılır oluyor böylece diyorum ki işlemler değişkeni işlemler sınıfına ait. Bu sınıfı tutuyor. Yani bu sınıf üzerinden erişim yapabilirim şeklinde anlaşılması rahat oluyor arkadaşlar. Şimdi işlemler şeklinde bir değişken oluşturduk ve işlemler isimli ilgili sınıfımızı buradaki değişkene tanımladık. Artık erişim nasıl olacak? Bakın bu şekilde tanımladıktan sonra biraz önce demiştim ya ben burada işlemler içerisinde şöyle yazayım. İşlemler içerisindeki fonksiyonumuz hangi fonksiyona erişmek istiyoruz? Topla isimli fonksiyona erişmek istiyoruz. Şimdi biz sınıfımızı burada tanımladık, yukarıda tanımladık. Burada bu sınıfımızı işlemler isimli değişken olarak türettik ve diyoruz ki artık bu işlemler üzerinden topla isimli değişkene ulaş. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu şu şekilde yapıyoruz. Zaten nesne tabanlı programlamadaki mantıkta burada devreye girmiş oluyor. Diyoruz ki dolar işlemler olarak yazıyorum bakın. Değişkenimin ismini yazıyorum. Artık bu değişkenimde niv işlemler deyip buradaki sınıfın tümünü aldığı için artık bu sınıfın tüm elemanlarına ulaşabilirim. Ve burada bir ok işareti çıkartıyorum. Bakın tire büyüklüğü işareti şeklinde bir ok işareti çıkartıyorum. Ve diyorum ki topla isimde değişkene ulaşmasını daha doğrusu topla isimli fonksiyona ulaşmasını söyledim ve bu şekilde artık fonksiyonuma erişim sağlayabiliyorum arkadaşlar. Buraya geldim bakın hemen 100 dedim bakın virgül 50 dedim kaydediyorum sayfayı tekrar yenilediğimde 150 şeklindeki sonuca ulaşmış oluyorum. Sadece bu değil, topla haricinde mesela çıkart isimli fonksiyona da erişmek istediğimde yine işlemler üzerinden, işlemler sınıfı üzerindeki bu sefer çıkart isimli fonksiyonu çağırmak istediğimi belirtiyorum ve bu şekilde kaydedip yenilediğimde bakın sonucu 50 olarak bana vermiş oluyor arkadaşlar. Aslında en basit yapısıyla object oriented mantığı bu şekilde. Birden fazla fonksiyonun sınıf içerisinde bir grup halinde tutulması olayına ve Bunların tabi çağırma yapıları biraz farklı. Yani direkt olarak çağıramadığımız için bu şekilde çağırma yapıları var. Sınıf üzerinden ilgili fonksiyona erişim olduğu için genel yapı olarak Object Oriented Programming yapısının çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Örnek veriyorum. Siz bir okul müdürüsünüz ve diyorsunuz ki bir A sınıfındaki B isimli öğrenciyi getir. Şimdi getirebilmesi için öncelikle o sınıfa yani bir A sınıfına erişebilmesi gerekiyor. Şöyle düşünün burası bir A sınıfı olsun ve bu bir A sınıfının içerisindeki fonksiyonların her biri de birer öğrenci olsun. Siz dediniz ki bir A sınıfındaki A öğrencisine ulaşmak istiyorum. Öncelikle ne yapmanız lazım? Öncelikle o sınıfa gitmeniz lazım. Bakın işlemler içerisinde işlemler diye bir değişken tanımladım. ne dedim işlemler diyerek o sınıfa gittim. Yürüyerek gittim. Ve dedim ki bu sınıfa geldikten sonra A öğrencisini çağırmamı istedim. Bakın işlemler içerisinden işlemler sınıfı üzerinden yani bir a sınıfı üzerinden çıkart isimli yani A isimli öğrenciyi çağırmamı istedim. İşte aslında mantık bu şekilde çalışıyor. Bu yapı arkadaşlar yani Object Oriented Programming yapısı biraz geniş bir konu. Bu yüzden dediğim gibi dersi çok fazla uzatmadan sizlere kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Ve tabi bu sınıf içerisinde biz böyle tanımladık ama illa bunun işlemler olması şart değil. Daha önce de dediğim gibi aynı isimde çağırmak daha rahat oluyor. En azından işlemler sınıfına ait olduğunu ben bildiğim için artık bu değişkeni o şekilde tanımladım ama isterseniz siz de buraya abc diyebilirsiniz. Burada da abc değişkeni üzerinden abc sınıfı üzerinden çıkart fonksiyonuna eriş diyerek bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir arkadaşlar. Yani şurada tanımladığınız değişkenin hiçbir önemi yok. İsminin hiçbir önemi yok. Ancak eğer bu değişkeninizin ismi mesela abc olarak ben burada tanımladım. Sonra gelip buraya bakın buraya gelip dolar abc deyip eşittir dedikten sonra ben bunun eğer değerini değiştirirsem ve ekrana eko ile dolar abc üzerindeki topla isimli değişkeni çağırarak 10 ile 10 sayılarının toplamını istersem bakın burada artık buradaki buradaki değişkenimizin değeri değişti bakın dikkat edin bu bir değişken. Daha sonra gelip sayfamı yenilediğimde bir hata alırım. Bana der ki böyle bir fonksiyon tanımlayamıyorum. Çünkü fonksiyonumuzun en sonki atanan bildiğiniz üzere değişkenler en son atanan değerleri baz alır. İçerisinde en son ne atanmışsa içindeki değer odur. Dolayısıyla içindeki değer şu an en son olarak bu şekilde atandığı için artık bu fonksiyon bir sınıf halinden çıkıyor. Sınıfı taşıyamıyor çünkü değeri değiştiği için normal bir yazı olmuş oluyor. Dolayısıyla bu fonksiyonu artık ben kullanamam. Bu şekilde yazdığımda da ekrana ilgili yazıyı yazdırmış olur arkadaşlar. Bu yüzden özellikle sınıf tanımlamalarında sınıf isimlerinde isim verirken bu isimde tanımladığınız değişkenin ismi aynı olsun ki en azından karıştırmazsınız. Daha rahat kodlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersi bu şekilde tamamlayalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.